Bozmayın. Hayırdır? Sıra geçtik abi, ranka. Hadi be. Vallahi ama. Asker dedim, hiç araba çalmadım abi. He? Asker dedim, hiç arayıp sormadım. Oğlum kaç yıl oldu? 2,5-3 yıl oldu askerliğe. İyiyim, çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yine her zaman gibi farklı ortak olmuşsunuz. Ne gibi? Aaa ya işte. Kim beğendi bunu bu arada? Nerede? Küçük hanım beğendi. Evlenmişsiniz burada. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Eksik olma. İyi, çok yeni, çok güzel, çok keyifli, çok sağ ol. Kavgalar oluyor mu? Henüz değil, ligler başlamadı. Potansiyel var yani. Var ya, var var. Ligler başlayınca göreceğiz herhalde. Bu arada Fenerbahçe Beşiktaş kumarı içeri gibi birbirine geliyor. Herhalde yani, Engin'in birazdan rahatlar bu konuda. Ya o da Fenerbahçeli, çok rahat değiliz ya. Sonuçta açılana kadar çok rahat değiliz açıkçası yani. Peki, yeni projeler var mı orada? Bu arada Eylül'de yeni bir yarışma programı var. Çocuklar Duyması'nı devam ediyor. Yani. TRT Spor'daki programımız devam ediyor. Ekstralar devam ediyor. Arada bir yemeğe çıkıyoruz. Her şey yolunda, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bir şey, kıskançlık oluyor mu? Herhalde olduğu kadar oluyordur herhalde, bilmem. Siz kıskanıyor musunuz? Aslına bakarsan hayır. Çünkü niye? Belli bir yaştan sonra insanlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ve sevgi, güven... Yoksa kıskançlık olur. Ya hayır, şöyle bir şey var. Sevgi çadırının güveni ortadaki direktir. O direk yıkılırsa sevgi de kalmaz. O yüzden bizim için güven, sadakat en büyük direk açıkçası yani. Peki, burada bir mesaj olsun. Evet, yani güven ve sadakat sevginin önemli besleyen damarları diyebilirim yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne demek, sağ olun. İyi. Ne diyor? Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyiyiz. Evet. Çiçekçiler sardı etrafınıza. Sağ olun. Yok. Oğlum, otoparka vereceğiz. Daha kalmadı, bozuk kalmadı. Dağıttık her şeyi. Evet. Hemen çiçekçiler sardı etrafınıza. Evet, biraz çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben 10 küsur yıllık bir magazinci olarak asıl çiçeklerin sizin olduğunu düşünüyorum. Çok niye? Teşekkür ederim. Saatlerce, sabahlara kadar nöbet bekleyen değerli arkadaşlarıma birer tane çiçek ben armağan edeyim. Bu arkadaşıma da bir tane istiyorum. Yok, bir tane. Parayı alayım başkan. Ver başkan. Beyler, tamam aldım. Allah'a emanet olun. Evet abi, nedir evet. Durum? Ya bir yemek yiyelim dedik. Evet, nasıl gidelim? Sorun nedir? Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl gidelim dedik? İyi, çok yeni. Bizim ayın kaçı? 28'i. 28'i, evet. 14'ün evlendiğimize göre kaç gün olmuş? 14, 2 hafta olmuş. 2 haftalık bir evlilik için her şey gayet yolunda. Her şey kontrol altında yani. Peki, az önce bir bebek geldi. Evet ya, Eylül, Deniz Eylül çok tatlı. Ama bizim için çok erken. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Yani biz 15 günlük evli olan insanlar için evli düşünmek, daha doğrusu çocuğu düşünmek biraz erken. Bir iki yıl sonra bunları konuşalım.
Ama şu an için değil. Bayanlar şuna genelde bebek yapmaktan, kilo alacağım falan diye. Zannetmiyorum, benim eşim değil. Yani meslek yapacağım, iyi bir direktör. Hiç öyle bir kaygısı yok. Hem kariyer de yapar hem de çocuk da yani. Hiç problem değil yani. Her şeyden önce siz kendinizi hazır hisseder misiniz yani? Ha işte bu güzel soru. Çünkü bizim sektörde 9-5 bir çalışma saati yok. Yani biz memur gibi değiliz. Yani ben gidiyorum, 1,5 ay gelmiyorum, turnede oluyorum, sette gidiyorum, gece saat 2'de dönüyorum. Yani onun sabah 9, akşam 5 bir işi var ama benim öyle değil. Eğer hayat programımız birbirimize uyarsa bir gün çocuk neden olmasın? Tabii ki planımız var ama o gün bugün değil. Herkese stresten böyle sürece çıkar, sizin mutluluktan çıkmış herhalde. Ya bu Amerika'da çıktı abi, biz yani hikaye yurt dışında yaptık. O kadar gezdik, o kadar çok şey yedik, o kadar farklı şeyler tattık ki galiba biraz oranın atmosferi biraz bizi bozdu, ülkemize gelince tadımızı bulduk diyelim yani. Daha yaz devam ediyor, böyle balayı uzatma gibi bir durum var mı? Hayır daha yok güzel. Çünkü Ramazan var. Ramazan'da biz daha çok kendi içimize kapanıyoruz, kendi kendimizdeyiz. Ama Eylül ayında bayramdan hemen sonra gerçek balayı programımız var. Önce Bodrum, sonra Avrupa'da birkaç sahil içeride gezmesi planlıyoruz açıkçası. Belki ben o zaman biliyorsun. Monaco'ya bekleriz. Monaco'ya yeri de aldık. Evet. Gömlek de bu arada çok... Ya dün akşam da sevgili kardeşim gömleğimle ilgili güzelleştirilerde bulundu yanılmıyorsam. Evet, evet. Güzeldi, güzeldi. Sağ olasın. Bilmiyorum, ben renkli gömlekleri seviyorum. Yaz akşamlarında böyle fülfül seviyorum. Eşiniz mi giyindiriyor sizi? Hani karışıyor mu siz giyiminize? Hayır. Bizim çok kararlı grup ama bizim sektörde olan insanlar daha profesyonel yaşamak zorunda. Ya benim ne işeceğimi planlayan birisi var. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela alt mamak, benim ne yiyeceğimi, ne yemeyeceğimi bildiren insan. Mesela benim bir basın danışmanım var. Mesela benim bir program danışmanım var, Ayşecan. Mesela benim ne giyeceğimi, ne giymeyeceğimi belirleyen bir insan var. O yüzden hani özel hayatla, kostümle, normal sosyal hayatta ne giyeceğini, ne giymeyeceğini sana anlatan insanlar var. Biraz daha, biz bir tık daha bir profesyonel yaşadığımız için ben biraz yardım oluyorum. Ne yemem, ne giymem, ne yapmam, ne spor yapmam. Hayata dair biraz daha destek alan taraflarımız var. Açıkçası ben de onu kullanıyorum yani. Darısı başımıza diyelim o zaman. Ekran önünde olunca ister istemez öyle oluyor. Çünkü kendisi hep dikkat etmek zorundasınız. Ne yapmanız, nasıl yapmanız, ne giymeniz, ne yemeniz, ne içmeniz, nerede olmanız gerektiği. Bazı danışmanlar bu konsultan, yani son dönemde çok moda hayat danışmanlığı. Ama o hayat danışmanlığını bir şekilde kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bazen yetersiz kalıyorsunuz. Ne yapacağım, ne edeceğim sorularının cevabı olmuyor. Yardım almak kötü bir şey değil yani. Peki evliyken de gözünüzü dışarı kayıyor mu? Ya, sence ben bu soruya evet der miyim yani? Evet, ben sürekli... Hayır. Henüz 15 gün oldu. Hayır ama bunu 4-5 yıl sonra konuşabiliriz belki yani. Hayır, şimdi... Yavaş yavaş aklına düşmeye başlamış. Evet. Çok üzül herhalde. Hayır, asla değil. Ben 37 yaşındayım. Göstermiyor gibi göstersem de gösteriyorum aslında. Geliyor zamanı. Hem yaşlarımı boyayacağım kadar çok beyazım yok. Ama... yaş alıyoruz. Yani bunu engelleyemeyiz biliyorsun. Orada zamanın... Yaşa göre çok iyi yani. Sağ ol, çok teşekkür ederim arkadaşlar. 37 yaşında biz kel göbekli. Yok canım, sen 37 var mısın? Yok, 23. 23, kel ve göbekli 23. Yok canım. Daha çok gençsiz. Daha önümüzde çok uzun yollar var. Çok teşekkür ediyorum. Beni bu saate kadar beklediğiniz için çok sağ olun. Ben magazinden gelen bir insan olduğum için sizin neler yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Hiçbir zaman magazine karşı olmadım. Hani bazı tipler vardır magazine karşı. Aa çek falan, hayır istemiyorum, konuşmuyorum falan. Hayır, ben sizin emeğinize çok saygı duyuyorum. Her zaman her türlü sorunuzu cevaplamak için elinden geleni yaparım. Size de bol şans ve Allah sabırlar versin diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ben de çok selam söylüyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Bravo. Bravo. Bravo.